Günümüzde sizlere güncel sosyo-psikolojik cinsel konuları ele alıyoruz. Bugün de vajinismuslu çiftlerde penis-vajen birlikteliği gerekli mi, gereksiz mi? Hadi gelin üzerinde biraz tartışalım. bu çiftler cinsel hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Daha çok vulva üzerinde vulva penis sürtünmesi şeklinde, bazen kadının erkeğe mastürbasyon yaparak, bazen erkeğin kadına klitoral mastürbasyon yaparak, bazen penis vajen sürtünmesi şeklinde, bazen travmatik mastürbasyon Bazen bilinçli yapılan paylaşımlar, bazen ayrı odalarda bireysel yaşam şeklinde bir evlilikleri yürüttükleri cinsel hayatları oluyor. Tedavi isteyen, terapi isteyen, vajinismusu çözmek isteyen çiftler bazen başarılı olamıyorlar. Şöyle bir paylaşım görüyorum bazen. İlla da penisle vajinanın birleşmesi gerekmiyor. Yani vajinismusu çiftlerin bu kadar da kendilerini zorlamalarına gerek yok ya da bunun peşine düşmelerine gerek yok. İşte bu şekilde de yaşasınlar. Çocuk sahibi olmak da şart değil ya da tüp bebek deneyebilirler. Kadın orgazmına, erkek cinselliğine bakışım kesinlikle bu bana insani gelmiyor, tıbbi gelmiyor, psikolojik doyum, sosyolojik ne hangi açıdan bakarsam bakayım ben bunu mantıklı bulmuyorum ve sıhhatli de bulmuyorum. Ben gerçek birleşmenin penis vajen birlikteliği olduğuna inanıyorum. Bir evlilik ya da cinsel hayatta kadın erkek ilişkisinde ben e, neden penis vajen birlikteliğinin bu kadar önemsizleştirildiğini e, kabul edemiyorum. Bir türlü de tıbbi olarak anlayamıyorum. Çünkü vajina çok kıymetli erkekler için, kadın için penis Vajinaya girdiği zaman yaşanan derin penetrasyon, yüzeyel penetrasyon ve e, tüm noktaların uyarılması o ilerleme hareketlerinden doğan kasılmalar, hormonal kasılmaların ritmi, penis, vajina dansı ve erkek bedeni kadın bedenindeki o uyumdaki e, ahenk yani bunu başka bir şeyin karşılayacağını kesinlikle hekim olarak kabul etmiyorum. Evet tek kelimeyle bu, bu cümleyi e, kurmak istiyorum. Yanlış da buluyorum. Ve gerçek doyumu keşfedememelerine de üzülüyorum. Ben vajenismuslu çiftlerin hatta evlenen tüm çiftlerin bir 15 gün içinde cinsel hayatları başlamamışsa, penis vajen birlikteliği olmamışsa mutlaka bu alandaki dünyanın neresinde, Türkiye'nin neresinde çalışan uzman hekim varsa mutlaka ona ulaşmalarını ve mutluluklarını elde etmelerini istiyorum. Bu tür söylemler evliliği hafife alıyor. Bu tür söylemler penisi küçümsüyor. Vajinayı kıymetsizleştiriyor. Penis vajen ilişkisinden doğan o muhteşem enerjiyi yok sayıyor. Ve gerçekten sürtünmeyle yaşayan vajin Penis muslar penis vajen birlikteliğine geçtiğinde bir 3 ay, bir 5 ay sonra bu çiftlerle görüştürüldüğünde evet gerçek orgazm, vajinal orgazm, gerçek mutluluk penisin vajinaya girmesiymiş. Sürtünme şeklinde, mastürbasyon şeklinde bir cinsel yaşamı kabullenmiş olan, istemese de olsa o şekilde yaşamını sürdüren çiftlerle konuşulduğu zaman nasıl tepkilerle karşılaşıyor biliyor musunuz? muhteşemdi. Yani vajinada ilişki, vajinaya boşalmak, vajinayla bütünleşmek tek kelimeyle harikaydı, muhteşemdi. Elimizde imkan olsa sokaklara çıkıp bütün erkeklere haykırmak isteriz. Lütfen beklemeyin. Evliliğinizin ilk haftası balayıydı, şu eşyaydı, bu eşyaydı. Geciktirmeyiniz. Mutlaka vajinismusunuzu çözünüz ve bizim bir yıl aradan sonra 5 ay aradan sonra bu yaşadığımız mutluluğu lütfen erkek olarak sizler de yaşayın ve hanımlarınızla siz bu mutluluğu paylaşın. Ve birçok kadın da sürtünme çok kötüymüş. Vajinal birleşme muhteşemmiş. Kadınlığımı şimdi fark ettim. Geçen yıllarıma çok acıyorum. Yazık olmuş. Ve bir de düşünün, penis-vajen birleşmesi olduktan sonra bizim kültürel dinamiklerimizde kadınlarımız anne olmak istiyorlar. Hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, ee, çok şükür ki çiftlerimiz anne-baba olmak istiyorlar ve anne-baba olduk olmak için tüp bebekle uğraşmak ne kadar eziyetli zor bir süreç biliyor musunuz? Tüp bebek sürecine göre cinsel yaşam yürütmek. Zaten sıkıntılı bir cinsel yaşam varken üzerine ikinci bir sıkıntı eklemek. Ama siz artık doğal sevişiyorsunuz. Doğal cinsel ilişkiniz oluyor ve bir süre sonra cinsel ilişkiye alışıp adapte olduktan sonra korunma yöntemlerinizi istediğiniz zaman kaldıracaksınız ve anne baba olmak istediğinizde inşallah anne baba olmanın mutluluğunu da yaşayacaksınız. O yüzden penis vajen birlikteliği çok önemlidir. Vajinismusu çiftlerin sürtünmeyle, mastürbasyonla yaşaması her ikisi için de kafi gelmeyecektir. Hatta zaman içinde eziyete dönüşmektedir. Özellikle erkeklerde varikosel gibi isteksizlik ve bir kadına geçişte erken boşalma, sertleşme problemi, cinsel soğukluk gibi bir takım ikinci cinsel işlev bozukluklarını beraberinde getirmektedir. Kadınlar üzerindeki psikolojik baskılar kendini yetersiz hissetmesi, suçlu hissetmesi işine karşı ve giderek cinsellikten uzaklaşması, hatta zaman zaman çiftler arasındaki duygusal bağın zayıflaması kaçınılmazdır. O yüzden ben ne olmuş ki vajinismusu çiftlerde çözülmese ne olacak? Masturbasyonla yaşamaya devam etsinler fikrini kesinlikle doğru bulmuyorum, katılmıyorum ve sonuna kadar çiftlerimizin arkasında olarak mutlu bir şekilde yaşamalarını istiyorum. Bugünkü videomuzu da Mutlulukla kapattık. Tüm çiftlerimizi sağlık, mutluluk, neşe dolu bir yaşamla ömür sürmelerini dileyerek hepinize hoşçakalın, sağlıklı yaşayın, mutlu yaşayın diyorum.